Yalan yok. Özellikle matematik sınavında. O makas geldi. Hadi bakayım, makaslar geldi. İlk makaslar burada, sipariş alındı. Tamam, okey. Masadan ayrıldığını hissediyorum. Bir makas daha geldi. Başka sipariş var mı abi? Başka sipariş. Hop, hadi bakayım. 165 km hızla deli makaslar geliyor arkadaşlar. Ford Connect deyip geçmeyin. Deli makas atıyor ha. Bak, incecik yerden bile geçiyor abi. Bak, bu oyun böyle oynanır ya. Sen hayırdır birader diyeceksin ya. Hayır, makas gelsin, makas getir abi siparişleri. Başka var mı? Abi tamam, halledeceğim, tamam, söz ya, tamam. Yapacağım güzel bir şeyler, tamam, bir tanıdık var, hallederiz. Yani bence de bir şeyler yapılması lazım artık. Çok klasik bir araba, biliyor musun o da? Tamam abi, hallederim. Hadi Allah'a emanet olun, kolay gelsin, hayırlı işler. Valla belirtilen zamanda bitirin, yoksa patron harbiden bağırır. Bak, ben oraya temsili Ferrari'mi getir miştim geçenlerde. Onu nereye kaldırdınız bilmiyorum ama buralarda Ferrari'm vardı benim. Yani onu temsil etmeniz lazım. Ona göre böyle oturarak bir yere varamazsınız. Hadi Allah'a emanet, kolay gelsin. Adama bak ya. Arabayı getirdik diye Ferrari'yi bize modifiye kitlemeye çalışıyor. Şu tipe bak. Bu arabaya bak. Allah'ını seversen. Ben buna ne kadar modifiye yapabilirim yani? Neyini değiştirebilirim ki yani? Çöp bir araba bu ya. Şunun tipine bakın arkadaşlar. Her yeri plastik ya. Kaza yapsan hasar almaz lan bu. Bu ne biçim bir araba ya? Neyse, götürelim. Adamın bari gönlü olsun. Selam verdik, borçlu çıktık dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Adama dedim ki abi dedim, Ferrari'yi getirdim temsili olarak. Alın dedim, bunu bir yere kaldırın dedim ve bunun gibi çalışın dedim. Yani güzel ve hızlı bir şekilde çalışın dedim. Adam dedi ki, güzel ve hızlı demişken dedi, benim bir araba var dedi. Onu da sana zahmet modifiye edip getirebilir misin dedi. Ben zamanla öderim, çalıştıkça paranızını öderim falan yaptı. Dedim abi dedim, araban ne ki dedim. Ben böyle şey bekliyorum işte, Volkswagen Golf olsun, Honda Civic olsun, o tarz şeyler bekliyorum, tamam mı? Adam dedi ki bana Ford Connect. Başta böyle bir kaldım, dedim lan dalga mı geçiyor acaba diye. Ya meğersem adam ciddiymiş, harbiden Ford Connect'ini verdi. Tam bir inşa arabası, tam bir inşaat arabasını verdi bana. Diyor ki git bunu modifiye et. Ya Allah'ını seversen dedim, bunlarla mı uğraştıracaksın beni dedim ama dinletemedim. Biz buradan çaktırmadan U dönüşü atsak ne olur? Hiç zaman kaybetmeyelim ilerleyerek. At U dönüşünü. U atılmayacak yerden U atıyoruz. Benim harbiden canım sıkıldı ya. Gelmiş bana Ford Connect'i modifiye et diyor. Neyse arkadaşlar, bugün de Ford Connect modifiye videosu çekiyoruz sizlere. Gideceğiz böyle Tekirdağ, yok lan İstanbul değil, Tekirdağ'da değil. İstanbul'da benim bir tanıdık var. Ona götüreceğim arabayı. Cemal abi güzel bir şekilde modifiye edecektir diye tahmin ediyorum. Cemal abiye götüreyim arabayı da halletsin 2 dakikada. Ben makaslara gireyim, nasıl olsa arabayı yaptıracağımız için. Her yeri de plastik zaten, muhtemelen değiştireceğiz bunları da. Ben makaslara gireceğim, arabanın ağzını yüzünü dağıtacağım giderken. Söyleyeyim baştan, sonra vay efendim araba şöyle olmuş böyle olmuş demesinler. Ben bu plastikleri giderken sökebilirim yani, çarpa çarpa. Ne diyor şarkıda? Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tutum diyor şarkıda. Ben de diyorum ki ben o arabalara çarpa çarpa tampon söktüm. Ona göre yani herkes haddini bilsin. Tamponları sökmeye geliyoruz bugün. İstanbul sağdan diyor. O zaman sağdan yavaşça çıkalım. Bugün insan gibi sürmeye çalışacağım ama önemli olan tamponları sökmek olduğu için makaslara da girmeye çalışacağım. Bakalım, trafiğimiz 10'da, saat 7. Akşam 7. Yani sabah gelmiştik buraya, akşam. Hadi seninle beraber geçeyim. Hadi. Hadi yürü, hadi bekleme yapma hadi. Evet, ön tamponu söktük mesela arkadaşlar. Artık ön tampon yok. Hiç sıkıntı değil. Ön tamponu kaldırdık, attık. Devam edelim kaldığımız yerden. Sıra arka tamponda. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Geçen bölümde arkamızda dağları devirmiştik hatırlarsanız. Bu bölümde arkamızda dağları devirmek için güzel bir takla atmamız lazım. Taklayı nasıl atabilirim bu arabayla? Şu an onu düşünüyorum. Nasıl bir takla atabilir ki Ford Connect bize? Nasıl bir yetenek sergilesek takla atar bu? Önceki hadi hızlıydı. O şekilde takla atıyordu. Peki Ford Connect bize nasıl bir takla sunar? Düşünmek lazım, biliyor musunuz? Benim beynim arada bir duruyor. O beyni çalıştırmak önemli. Beyin jimnastiği yapmak önemli. Beyin fırtınası yapmak önemli. Ama olanlar için geçerli bu. Beyniniz yoksa geçmiş olsun. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Böyle çaresizce ekrana bakmak zorunda kalıyorsunuz. Benim bazen beynim yokmuş gibi oluyor. Ama sonradan hissedebiliyorum. Bazen çalışıyor. Diyorum ki ha varmış, tamam, sıkıntı yok. Ama olmadığını hissettiğim dönemler oluyor yani. Yalan yok. Özellikle matematik sınavında. O makas geldi. Hadi bakayım, makaslar geldi. İlk makaslar burada. Sipariş alındı. Tamam, okey. Başka siparişiniz varsa hemen gönderin. Onları da halledelim. Ne diyordum ben en son? Matematik sınavında, fizik sınavında. Özellikle fizik sınavında. Matematikler de yine biraz zorlayınca bir şeyler çıkıyor ama fizik sınavlarında beynimin masadan ayrıldığını hissediyorum. Bir makas daha geldi. Başka sipariş var mı abi? Başka sipariş. Hop, hadi bakayım. 165 km hızla deli makaslar geliyor arkadaşlar. Ford Connect deyip geçmeyin. Deli makas atıyor ha.
Bak 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 bak, incecik yerden bile geçiyor. Abi bak, bu oyun böyle oynanır ya. Korkak oynamayacaksınız. Gireceksiniz makasa. Bak geleceksin buradan, tamam mı? Sen hayırdır birader diyeceksin ya. Sen hayırdır diyeceksin. Fort Connect'i böyle kullanacaksınız. Tam bir böyle acelesi olan inşaatçı bu. Geç kalmış, tamam mı? Patron çağırmış bunu. Müteahhit aramış, demiş sen neredesin bu saate kadar ya demiş. O da demiş vallahi kusura bakmayın uyuyakalmışım ooo diye basmış böyle gaza geliyor, tamam mı? Şu an olay tam olarak böyle. Ama biz işe geç kalmadık. Biz modifiyeye geç kaldık. Allah çok güzel gidiyoruz lan. Bak harbi diyorum, son güzel oynamaya başladığımı düşünmeye başladım. Güzel oynamaya başladığımı düşünme. Cümle doğru bir cümle olmuş. Bir an yanlış kurdum sandım da. Eğer siz de benim güzel oynadığımı düşünüyorsanız yorumlara abi harbiden iyi oynuyorsun yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama şu son zamanlarda mutlu ediyorsunuz da biliyor musunuz? Ortalama süre çok güzel arttı. Hepinize buradan çok çok teşekkür ederim. Destek olan herkese. Harry Potter makas gelsin, makas getir abi siparişleri. Başka var mı? Neyse ona başar. Harry Potter kanalına da destek olan herkese buradan çok çok teşekkür ederim. GTA 5 videolarını da güzel izliyorsunuz. Hepinize buradan bol bol makas sipariş geldi. Sipariş geç geç geç. Ah be! Sürttü be! Sürtme be! Şu anda ilk makas sürtüşümüzü yaptık ama zaten biliyorsunuz ki o da olmazsa olmaz hareketimiz bizim. Yani her makasta mutlaka bir arabaya sürtmemiz lazım bizim. Olmazsa olmaz hareketlerimizden bir tanesi. Ama yine geliyoruz, yine geçiyoruz. Manyak gibi gidiyoruz arkadaşlar. Bu da yani artık bizim klasiğimiz oldu diyebiliriz ya, değil mi? Yani kanalla bütünleşmiş hareketler bunlar. Makas atarken kaza yapmak, sürtmek, vurmak ve böyle incecik yerlerden geçememek. Böyle incecik yerlerden geçememek. Biz de özdeşleşmiş olmalı artık, değil mi? Bence de. Yazıklar olsun. Arabanın ağzını kırdık. Ön tamponu bırak. Ön kaput da yok artık. Yeni bir kaput da takmamız gerekebilir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Modifiye yerine de geldik sayılır arkadaşlar. Şuradan böyle akalım. Aç yolu. Aç. Tır tır. Biraz basar mısın canım benim? Bak ben yavaş gitmeye gelemiyorum. Bak güzel laftan anla. Tamam mı? Az bir şey hızlan. Ben yavaş gitmeye gelemiyorum. Geriliyorum abi. Yavaş gittiğim zaman böyle sinirlerim tepeme çıkıyor. O yüzden beni tutmayın. Beni bırakın. Arkanızda bir Christian varsa, arkanızda bir Kerem Kulak varsa salın yolu, biraz kenara çekilin, ben geçeyim. Yoksa kötü olur sizin adınız. Hani hoş şeyler söylemem bak. Ben kötü konuşurum. Çok kötü konuşurum yani. Arkanızdan konuşurum. İstemiyorum bunu yapmakta. Tamirhane nerede kaldı? Lan geçtik girişini tamirhanenin. Burası. Ne biçim tamirhane girişi yapmışlar abi? Böyle tamirhane girişi mi yapılır ya? Mercedes-Benz galerisinin önünde hem de. Arabayı stop ettim. Arkadaşlar stop etmek herkesin hakkıdır. Hakkıdır. Hakka tapan milletimindir istiklalliyorum ve tamirhane giriyorum. Şimdi usta, usta nerede? Usta, alo, alo abla, abla ustayı çağırsana. Bizim burada bir 10 dakikalık işimiz var, halledip gideceğiz. Ne tek kaşını kaldırma bana öyle. Adam gibi bak, vurmayayım ha. Usta, ustam. Neyse usta gelene kadar ben yapılacakları burada konuşayım bari birazcık. Öncelikle aracımızı hemen basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık çok daha keko oldu. Ardından rengini değiştiriyoruz. Bu arabaya bir mavi gider gibi duruyor. Hemen aracımızın rengini üf tatlı bir mavi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından kaput maskesini kaldır. Farları karartmalı yap. Ve ardından makyajlı ya da GLX var. Makyajlı GLX olanı tak. Sonra öne bir karlık da tak. Evet işte şimdi güzel oldu. Yan set kalsın. Jantlar. Iyy bu ne biçim jant lan? Çelik. İstemem. A4. Olmaz. RSD. İşte bu. RSD jantları tak. Ardından stop lambalarına bakıyoruz. Bu daha güzel. Bu kalsın. Tek kapı çift kapı. Tabii ki de tek kapı daha güzel. Şurada bir adet merdiven var. Kaldır merdiveni. İnşaatçı olmayacağız. Arkaya başka renkli var. Ama biz modifiyeli yapacağız. Evet aracımız şu anda oldu arkadaşlar. Biz bunu reis'e söyleriz. Böyle yaptık deriz. Beğenirse beğenir. Beğenmezse gelir kendi değiştirir arkadaşlar. Gerisi beni bağlamıyor. Ben aracı elimden geldiğince güzel yaptırdım. Şöyle gidelim aracımızı şurada bir yere çekelim. Yarın da götürürüm ben bunu bir ara. Elbet bir ara götürürüm yani. Nasıl olsa daha inşaatla işimiz çok olacağı için bunu arkadaşa bir ara teslim ederim. Çok da mühim değil ne zaman teslim edeceğim bence. Şöyle park edelim aracımızı. Çimenlere çıkma, çimenlere çıkma. Lan dur lan dur. Çimenlere çıkma. Arabayı vurmayalım. Daha yeni yaptırdık. Gerçi tamirhane burada. Vursak da 2 dakika ustaya söyler hallederiz. Cemal ustam ya. Çok güzel yapıyor bu işi. Hakkıyla yapan adamlardan bir tanesi. Güzel bir şekilde park edelim arabamızı. Stop edelim. El frenini de çekelim. Tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızın modifiyesi bence gayet güzel oldu. Yani ilk aldığımız haline göre efsane bir hale kavuştu. Bence çok da tatlı oldu görmüş olduğunuz üzere. O arkadaşım bana bol bol teşekkür eder herhalde. Bir hayır duasını alırız onun da ya, değil mi? Video bu kadardı. Videoyu izlerseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Harry Potter kanalına da GTA 5 videolarını izlemek istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Açıklamada linki var. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.